kızın benim arkadaşım oluyormuş, bu kızın arkadaşı. Ondan sonra bir gördüm onların fotoğrafını, hemen ona yazdım, bir şeyler yazdım. O biliyor zaten. Ondan sonra bir baktım, mesaj atmış. Soner abi, şu ilacı kaybettin mi? 2-3 ay sonra. Ne oldu? Soner, Soner abi oldu. Biz bıraksak 5 liradan Soner gidecek ellere. 5 lira derdine. Sana ne 5 liradan? Bırak düşsün yere yani. Normalde 50 kuruş falan düşer yolda, almaz yani. Ama markete giriyoruz mesela. Soner böyle kimseye hani böyle selam vermez. Kendi halinde böyle o kadar serttir. Yöneten ben gibi gözükürüm ama eşim yönetir. Ondan sonra hemen mesela böyle yapıyor. Kasiyer ya, kasiyer atıyor böyle şeyleri. Ben de kızıyorum atınca. Çünkü zarar veriyor ürünlere. Atmayın diyorum, böyle biraz hırlıyorum ben şeye. Böyle yapıyor. Sussana ya. İyi akşamlar. Tamam, teşekkür ederiz. Siz alalım poşetleri. Abi nezaketten iyi akşamlar yani diyorum ya. Bana ne canım cicim, sana ne kasiyerden? En alemin kasiyere. Kasiyere niye? İyi akşamlar diyor. Tabii alırız diyor, iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar, poşetleri almış eline. Yani o yüzden Soner, ben siz hiçbir yere gidemez. Duygu, arabayı ne yapacaksınız? Arabayla yazlık alacağız. Ay ne güzel. Evet. Başarılar diliyorum Duygu. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah. Ben sizi tutuyorum. Teşekkür ederim. Seda, sen de almadın değil mi bir evlenme teklifi? Allah Allah. Ben söylüyorum yani, böyle nine de olsam, bastonlu bir nine de olsam hala da evlenme teklifi bekliyorum. Ama yok yani, bir de ben organizasyon işleri yapıyorum. Depoda dolu yığınlı gül, çiçek, vazo. O bile olmasına rağmen benim eşim etmiyor. Hala da etmiyor. Almadım yani. Nasıl tanıştınız? Arkadaşım sayesinde. Sinemaya davet etti. Olur dedim ben de. İlla yanında birini getireyim dedi. Ben dedim yok getirme, muhabbet ederiz hem konuşuruz. Hayır dedi, getir dedim. Ben sen de getir dedim, onlar da tanışırlar dedi. Tamam dedim ben, tanışırlar, getireyim. Daha sonra oturduk. Konuşmaya başladık işte, film seçiyoruz. Eşimin annesi babası konuşamıyor. Konuşamadığı için eşim el hareketlerini çok iyi biliyor. Ben onu bildiğini bilmiyorum, nereden bileyim? Kıza işaret ediyorum, diyorum ki sen ona bakma diyor, onu ben sevdim diyorum, anlatıyorum. Meğersem eşim de hepsini görüyormuş benim o hareketlerimin. Biliyor ya, yan duruyor ama gözünün hepsi, bütün hareketlerimi okuyormuş. Ondan sonra işte hafta geçti, bir hafta falan geçti. Çocuk benden ayrılmıyor yani, konuşuyoruz ama mesaj atmıyorum. Yılıştı bana çocuk. Hani yani istemiyorum konuşmak ama bırakmıyor beni çocuk yani. Allah'ım nasıl olsun, nasıl olsun. Bir günde Akçay'da böyle yazlık olduğu için çok kızlar var. Ondan sonra yazlık olduğu için çok kızlar var. Başım kızlarken belada. Atmış arabaya bu kızları. İşte konuştuğum kişi ama konuşuyor da daha bir aramızda bir şey yok. Geziyor. Beni teyzem bir aradı. Kız dedi, senin bu anlaştığın çocuk var ya konuştuğun, atmış arabaya kızdır dedi. Fildir fildir geziyor. Allah razı olsun teyze senden dedim. Ne diyorsun kız dedi, arabaya kızları atmış geziyor. Olsun hiç sorun değil dedim. Hemen bir mesaj, hemen bir engel. Tamam. Sonra işte doğum gününe geldi eşim. O ayarlamaya çalıştığım kızın. Orada tanıştık. Daha da konuştuk. Numarayı falan verdi. Konuşmaya başladık. O gün bugün 10 yıldır birlikteyiz. Kıskançsın. Evet. Çok. Efsane. Neden şu kampa gidemediğimizi hala anlamadım. Diyorum ya. Dişi ayıyla ne işimiz olur? Olmasın yani, dişi hiçbir ayı şey olmasın. Ayı tipimiz değil.